öncelikle bizim cihazımızın fırçasıdır, sensörlerinin temizlik miktarıdır, filtresidir. Her şeyinin, bütün parçalarının, değiştirilebilir bütün parçalarının ne kadar performansı kaldığını takip edebiliyoruz. Süpürgeye tıklayıp ana sayfa açıldıktan sonra sağ üstteki 3 nokta, daha sonrasında şurada John Smable and Maintenance sanırım. Evet, buradan da tekrardan bakıyoruz. Filtre %0 kalmış. Yandaki fırça burada. Hangi parçadan bahsettiğini resimde güzel güzel gösteriyor. Burası daha faydalı. %50 main brush, %36 da sensör. Sensörleri zaten elimizle temizledikten sonra şuraya tıklayıp temizledim abi diyoruz. Clean'de tıkladık mı saati sıfırlıyor. Yani burada geri sayımı biz başlatıp devam ettiriyoruz. Diğerlerini değiştirince, mesela değiştirme yaptık. Main brush'ımız sağlıklı, filtremizi değiştireceğiz. Filtreyi değiştirdik ama bunu uygulamaya söylememiz lazım. Uygulamanın haberdar olması gerekiyor. Burada reset filter dedikten sonra bu filtreyi bizim değiştirdiğimizi anlıyor ve tekrardan geri sayımı başlatıyor. Burada buy now da var. Sizi mağazaya yönlendiriyor. Tabii ki ben bunun için Banggood'dan satın aldım. Şöyle toplu bir paket almıştım. Evet, hepsinden bol bol elimde bulunsun istedim. Şimdi hemen içinden bakalım neler çıkıyor. Bunlar side brush'lar. Yandan şöyle döne döne çalışan. Ana fırçamız çıktı. Bunlar da filtrelerimiz. Teknik olarak düşündüğümüzde bizim içinden en çok şu filtreden çıkması lazım. Çünkü en önce bu bitti. Daha sonrasında bundan çıkması lazım. Yani bundan 6 tane, bundan 4 tane, bundan 2 tane olurdu. Fakat bunlar uyanıklar girmişler. Bundan 6 tane, bundan 4 tane, bundan 2 tane koymuşlar. Filtrenin değişmesi gerekiyor. Gerçekten de artık çekmemeye başladı. Bunlar orijinal değildir yazısı var. O yüzden dikkatli olun. Yıkanabilir kısımlarına, yıkanabilir yazan yerlere inanmayın. Bunlar yıkanamazlar. Çünkü bunlar orijinal parça değil. Banggood'un yan sanayi ürünleri. Şimdi gidiyorum Roze'yi getireceğim ve hepsini birden değiştireceğim. Normalde sadece bunu değiştirmem, şunun için beklemem, şunun için biraz daha beklemem, bunun için de bir hayli beklemem gerekiyordu. Olsun, yine de hepsini değiştireceğim. Elimde parça var. Hem siz de görmüş olursunuz nasıl değiştirileceğini, hem de ikisi arasındaki farka bakmış oluruz. Evet, Roze aramızda. Öncelikle içinde nasıl göründüğünü görmenizi istiyorum. Artık alamıyordu. Hani eşim de ya acaba bu süpürge alamıyor mu, ben süpürme bittikten sonra artık yerde bir şeyler görmeye başladım dedi. Bunu dediği gün uygulama bana bildirim göndermişti. Şurada girintili olan kısım var. Bakın öbür tarafta girinti yok. Öyle bunu unutmayın. Girintili olan kısımdan tırnağınızı takıyorsunuz ve sadece çekiyorsunuz. Bu kadar. Takarken de tam tersini yapacağız. Şöyle bir yakından bakın. Ben bunu birkaç defa Dyson'la bu tarafa doğru süpürdüm. Bakın buradan çekmiyorum. Şu ızgaralı kısımdan çekmiyorum. Filtreli olan kısımdan çekiyorum. İç tarafından çektim. Temizledim. Gerçekten şu gözenekler boşaldı. Ve performansını arttırdım. Yine yapsam yine artırılırdı. Fakat arada hile yapmak da istemiyorum. Değiştirmesi gereken zaman geldiğinde de değiştirmek istedim. Şöyle bir yan yana tutalım. Herhangi bir boyut farkı var mı? Çok küçük milimetrik bir fark var. Şöyle dış çerçevede. Dişlerde fark var. Dişlerin bulunduğu yerde bir fark var. Şurada ortası boş mesela, öbüründe boş değil. Ondan sonra orta çerçeve hemen hemen aynı. Siyah çerçeve hemen hemen aynı. Sırt tarafına bakalım. Evet. Sertlikleri aynı. İnşallah performansı aynıdır. Evet, yenisini takarken şurada bakın dişli olan bir yer var. Bir tanesinde diş var, öbüründe diş yok. Dişli yeri bunun da dişi olan kısımla denkleştiriyorum. Önce burayı denkleştiriyorum, sonra buradan itiyorum sadece. Bitti. Bu kadar. Evet, çok güzel bembeyaz oldu. Umarım şeyi de artar. Artacaktır zaten. Ben Dyson'la süpürdüğüm zaman bile ne kadar performansı artıyordu. Şu kadar temizken, filtre bu kadar temizken performansı kesinlikle artacaktır. En çok filtreyi değiştirdiğim için heyecanlıyım.
Fakat şu da çok siyahlaşmıştı. Onu da göstereyim size hemen. Gördünüz mü ne kadar siyahlaşmış? Hemen bir yıldız tornavidayla dibini tutarak çevirerek açıyorum. Çok zorlamadı. Demek ki çok sıkmamışlar. Ben de çok sıkmayacağım bu yüzden. İçinde kalıyor vida. Vidayı çıkarmıyorum. Çünkü orada da bir vida var. Şöyle yan yana hallerine bakın. Ya sürttüğü için, sürekli yere değdiği için bu kadar kirli olması normal. Anormal değil. Bakın bu fırçada bir şeyler tutmuş. Demek ki bir amacı var gerçekten. Yanında da fırça olması garip değil. Şuraya bakıyorum. Hemen eskisini attım. Şurada dikkatimi çeken sadece bir saç teli var. Evet. Araya kaçmış. Bazılarınızda çok fazla olabilir. Kişiye göre değişir. Kullanım sıklığına göre değişir. Buraları temizlemek lazım zaten. Bununla ilgili temizleme ile ilgili de bir video yapmıştım kanalımda. Hemen. Şurada bir düz kısım var. Görüyor musunuz? Şu fırçalı taraf düz. Burada da bir tane düz yer var. O ikisini birbirine denk getiriyorum. Ve sadece sıkıyorum. Çok fazla sıkmadım çünkü onlar da çok fazla sıkmamışlardı. Bu kadar. Güç kullanmadım. Gelelim bu ana fırça, main brush dediğimiz yeri değiştirmeye. Buradan iki tane mandal var. Bu mandalı sıkıştırıp şu çerçeveyi çıkarıyoruz. Bazı setlerde, ben dedim ya kalabalık bir set aldım, çoklu aldım. Bunu da veriyorlar. Bu, içinde bu olan setler de var. Eğer ki bunda bir sıkıntı yaşadıysanız, bir bozulma yaşadıysanız, şuraya bakın. Bayağı bir kirlenmiş. Şimdi ben bunu tekrardan kullanacağım için bunu tertemiz yapıp takacağım. O yüzden şu kirliliği temizleyeceğim. Şöyle sen bir hazır önümdeyken bir temizliğini yapayım, kabasını alayım. Sonra detay gireceğim. Evet, temizliğini yanında verilen çengel gibi bir şey var ya, onunla yapabilirsiniz. Çok faydalı oluyor. Gördünüz mü? Aradan nasıl çıkardım? Ben burayla uğraşmak istemiyorum derseniz alacaksınız abi. Var yani. Çok da büyük fiyat farkı yok. Ben niye almadım peki? Orijinal kalsın istedim. Ne bileyim. Orijinal değil ya öbürleri. Eğer çok canım sıkılırsa bir sonraki değişimde bunu da alırım. Bayağı bir eskime var şuralarda. Gerçekten hani değiştirilecek kadar da varmış. Bir sonraki turda bunu da değiştiririm. Şuralar çünkü deforme olmuş. Başka da hiçbir yerinde deformasyon yok. Sadece bu yumuşak kısım biraz eskimiş, o kadar. Evet, fırçanın halini görüyor musunuz? Neler olmuş neler. Değiştireceğim için uzun zamandır temizlemiyordum. Hak etmiş değiştirilmeyi. Şuna yakından bakacağız da önce şuranın bir temizliğini yapalım. Nereden toz avladım, gördünüz mü? Şu araya sıkışmış. Bir kağıt yardımıyla aldım, yoksa bu kâr etmedi yani. Kağıt kadar ince bir yer. Şimdi de eski fırça ile yeni fırça arasındaki farklara bakalım. Evet. Bu silikon tabii ki haliyle daha yumuşak. Fakat fırçalar daha sert. Orijinalinin fırçası daha sert. Boyları hemen hemen aynı. Boyutlar aynı. Şöyle aynı yönden bakalım. Görüyor musunuz? Normalde eğer rutin temizlik yapıyorsanız bunları hep almanız gerekir. Şunları almanız lazım. Kalıp gibi bekliyor zaten bizi. Yeri gelmişken hani rutin temizlik örneği de oldu. Şöyle sürekli fırçayla temizleme şeklinde. Gelmiyorsa şuradaki jileti kullanacağız. Gördünüz mü? Hemen koparıyor. Yoksa gelmiyordu. Az önce çektim, gelmiyordu. Bayağı bir ip birikmiş.
Tamam, bayağı rahatladı. Bu şekilde tarıya tarıya alacağız onları. Temizlik böyle yani. Arkadaşlar bunun üzerinde durmanız lazım. Fakat bu videoda temizliği değil de değişimi gösteriyorum. O yüzden kenara bırakacağım. Şunu hemen yerine takacağız. Lan ne kadar güzelmiş ya. Temizlemekten daha kolay. Parayı verince temizlikten kurtuluyorsunuz. Şurada kare bir yer var bakın. Gördünüz mü? Burada kare var. Burada kare yok. Bunun da üzerinde bir tanesinde kare var. Bir tanesinde yok. O yüzden tam ona göre kare olanı kare olana takacağız. Öbür taraf sadece üzerine düşecek. O kadar. Yani burayı bir yere yerleştirmiyoruz. O yolunu bulacak. Bunu taktıktan sonra koruyucu dış çerçeveyi de üzerine yerleştireceğiz. Önce bu tarafı takıyoruz. İtiyoruz. Daha sonrasında buradan bitti. Bu kadar. Hazır yeri gelmişken şöyle de yapalım. Hemen bir gözlük camı temizleyicisiyle sensörleri de sileyim. Yani siz ıslak bir bezle, ıslak mendille de yapabilirsiniz. Ben bunları kullanacağım. Çok zorlamaya bastırmaya gerek yok. Toz var sadece üzerinde. Tozu kaybediyoruz. O kadar. Bir de yan tarafta olması lazım. Şuradaki sensörümü gözünü silin. Kafi. Bak bu yoktu. Bak bu silme yoktu. Bu da benden olsun be. Ulan hayatım. Bak bu üst tarafı silme yoktu. Gönlümden koptu. Yani burada yoktu. Üf be. Hiç benden beklenmeyen hareketler. Tertemiz yaptım. Şöyle yepyeni filtresi olan yeni kasetimizi de takalım. Ve videoyu bitirelim. Umarım sizin için de faydalı bir video olmuştur. İhtiyacı olan arkadaşlarınız varsa onlarla da paylaşmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Evet, Rosie'yi hemen işe gönderdim. Hazır o çalışıyorken, süpürme yaparken biz de değiştirdiğimiz, yaptığımız bütün işleri resetlememiz lazım. Bunu da unutmadan yapmalıyız. Şurada filtreyi değiştirdim abi. Reset filter. Have you replaced? Bir tane yenisini taktın değil mi gerçekten diyor. Evet diyorum. %100 oldu. Çıkalım geri %100. Side brush değiştirdik. Gözünüzün önünde oldu. Resetli side brush. Okey. %100 oldu. Ana fırça. Resetli main brush. Evet. Onları yapmayı unutmayın. Şu an ben internetten uzak anladığım kadarıyla Rosie temizlik yaparken. Bu arada nereleri temizleyeceğinizi de gayet güzel çizmişler. Şekiller ortada. Oraya bakarak silmeniz gereken yerleri biliyorsunuz. Çözebilirsiniz.